Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Britney Spears videosuyla karşınızdayım. Ama bugün videomuz bambaşka haberlerle dolu. Geçtiğimiz aylarda görülen dava eşliğinde Britney'nin avukatı Matthew, 13 yıl boyunca süren vasilikte yaşanan her şeyi ortaya koymuş, bir bavul dolusu belgeyle bu 13 yıl boyunca Britney'nin maddi anlamda da nedenli sömürüldüğünü kanıtlarıyla savcıya sunmuştu. Hem Britney'i hem avukat Matthew'i dinleyen hakim ise 13 yıldır Britney'i yok etmek için elinden geleni yapan baba James Spears'ın vasiliğine son vermiş ve yerine geçici bir vasi atamıştı. O günden bugüne hem Britney hem de sürecin yakın takipçisi olan bizler büyük bir hevesle 12 Kasım'da yapılacak olan o dava gününü bekledik. Görülmüş olan davanın detaylarına girmeden önce çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Eğer abur cuburlarınız ve kahveleriniz hazırsa videoyu başlatıyorum. 12 Kasım'da görülen davada alınan kararlardan önce bir önceki davadan 12 Kasım'a kadarki olan süreçteki gelişmeleri sizlerle başlıklar halinde paylaşmak istiyorum. AOKI magazine göre Las Vegas'taki organizasyonlar şimdiden yeni bir turne planlamak için Britney ile iletişime geçmek istiyorlar. Kaynağın söylediğine göre Las Vegas'taki her organizasyon Britney Spears'ı istiyor. Kelimenin tam anlamıyla Britney Las Vegas'ta tur yaptırmak için sıraya girmiş durumdalar. Britney babasından kurtulduğu için şimdiden gösteri talepleri dolup taşıyor. Ancak artık babası gittiği için tek sorun onunla nasıl iletişim kuracağını bilmiyorlar çünkü Britney'nin menajeri hala yok ve muhtemelen kendisinin sıfırdan yeni bir ekip kurması gerekecek. Açıkçası çok istemediğim şeylerden bir tanesi de yeni bir Vegas turnesi. Zaten vasilik kararında yapılan kontrata göre Britney 2013'ten 2019'a kadar aralıksız bir şekilde Vegas'ta turneye çıkmıştı ve tarihin en iyi şovlarından birini gerçekleştirmişti. Ancak Britney ayağındaki vasilik prangasını attıktan sonra artık Vegas'ta sınırlı kalmayıp kapsamlı bir dünya turnesiyle yıllardır göremediği Avrupalı, Asyalı ve Orta Doğulu hayranlarıyla bir arada olacağı bir dünya turnesine çıkmasını istiyorum. Sıradaki haberimiz ise bir o kadar kan dondurucu. TMZ'nin yaptığı yeni araştırmalarına göre baba James Spears, vasilik ekibi lideri Lou Taylor ve Robin Greenhill'in 13 yıl boyunca Britney Spears'ı her yerde İncil dışında hiçbir şey okumaması konusunda tembihlediği ve kesin kararla sıkıştırdığı konusunda açıklamalar yaptı. Haberin başlığı ise din ile Britney'i iyileştirmeye çalıştılar. Düşünsenize, sahip olmadığınız bir hastalığın ilaçlarını yıllarca kullanıyorsunuz, sindiriliyorsunuz ve susturuluyorsunuz. Tüm gençliğiniz boyunca tüm dünya klasiklerini okuyorsunuz ama akli dengenizin yerinde olmadığını iddia eden bir grup insan tarafından deli ilan edildikten sonra okumanız için size sadece İncil veriliyor. Yani inançlı bir insanı dahi bu tür zorlamayla inancından uzaklaştırabilecek bu hamle aslında kimlerin akli dengesinden şüphe etmemiz konusunda oldukça yeterli bir detay. Gelelim Eylül ayında yayınlanan Britney Spears'ın sürecini anlatan Netflix'teki Britney Spears belgeseline. Britney Spears belgeseli Netflix tarihinde en çok izlenen belgesel olarak rekor kırdı. Eski rekor sahibi Lady Gaga'nın 5'2 belgeselinden daha kısa sürede 7 milyondan fazla izlenim elde ederek platformda tarihin en çok izlenme rekorunu kırdı. Bana soracak olursanız belgesel oldukça karışıktı. Bizim bu kanalda yaptığımız Britney Spears video serisi bile belgeselden daha açıklayıcı ve daha detaycıydı. Ama 2021 yılında bile bunca şeye rağmen Britney Spears isminin hala herhangi bir platformda zirveye çıkıyor olması bile hafiften göğsümü kabartmıyor değil. Geçtiğimiz aylarda görülen davadan sonra birçok ünlü isim Britney'e destek olmaya başlamışlardı. Özgün müzisyen Harry Styles da bir konser esnasında Britney'nin klasikleşen Toxic şarkısını coverlayıp Free Britney bayrağı açarak Britney'e destek olmuştu. Şimdi ise gelelim en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesine. Billboard, Britney'nin yaşadığı bu karanlık süreçten sonra müzik piyasasına döner dönmez tüm listelerde bir numara olup yayınlayacağı albümün ve şarkıların zirveye ulaşacağına kesin gözüyle baktığını duyurdu. Ki bu kaçınılmaz bir olay. 2007 yılında itibariyle ilgili en kötü manşetlerin atıldığı dönemlerde bile sağlıksız bir ruh haline sahip olmasına rağmen zirveyi kimselere bırakmamıştı. Bu olaylardan sonra yayınlayacağı müziğin nasıl bir etki yaratacağını tahmin bile edemiyorum. Tam bu haberden sonra ise sizleri Britney'nin yeni müziğiyle ilgili bir habere ışınlamak istiyorum. Hollywood Life'a göre Britney Spears emekliliği asla düşünmüyor ve Blackout albümünün tarzında karanlık ve gotik şarkılar yazıyor. Bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre son 2 yıldır sürekli şarkı yazıyor. Müzik onun tutkusu ve bu tutku onun kanında var. Söylenenlere ve yaşananlara rağmen Britney ne müzikten, ne performanstan, ne de sanatından asla emekli olmayı düşünmüyor. Hatta her şey tam tersi, son derece agresif ve sinirli bir şekilde yeni müziğini oluşturmaya çalışıyor. Britney geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir post paylaştı ve o postun altına şu açıklamayı yaptı. Bu mesaj aileme,
Beni bilemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için. Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Baktığınızda Britney bu konularla ilgili çok fazla şey söylemek istiyor ancak tamamen bir şeylerin yerine oturmasını bekliyor. Çeşitli platformlarda yaptığı bu açıklamalarla ben bu durumu yavaş yavaş tüm kontrolünü eline alan bir kadının çabası olarak görüyorum. Ki vasilik tamamen kalktıktan sonra Britney'nin hazırlayacağı belgeseller, yapacağı müzik ve vereceği röportajlarla bizlere inanılmaz şeyler anlatacağına eminim. OK Magazine ve TMZ, Britney Spears ve sevgilisi Sam Asghari'nin resmi olarak özgür olmadan evlenme planlarının olmadığını bildirdi. Her iki haberde de Britney'nin özgür bir kadın olduğu onaylanana veya 12 Kasım'daki duruşmanın sonucunu duyana kadar çiftin gelecek için herhangi bir plan yapmayacağı söyleniyor. Görünüşe göre 5 yıllık çift birlikte bir ev satın almak ve hayatlarını gerçekten yaşamak istiyorlar. Ancak vasilik tamamen sona erene kadar ilerlemek istemiyorlar. Tüm bunlara rağmen Britney'nin Donatella Versace'ye ileride planladığı düğünü için özel bir gelinlik tasarlattığı da ortalıkta dolaşan iddialardan bir tanesi ki kendisi de bir Instagram postunun altında buna dair bir açıklamada bulundu. Bir diğer haber ise beni en çok heyecanlandıran haberlerden bir tanesi. Müzik Mandil'in iddiasına göre The Weeknd yeni albümü için Britney Spears'a düet teklifi götürdü ve Britney teklifi olumlu karşıladı. İkilinin The Weeknd'in yeni albümünde bir düetleri olacağı söyleniyor. Bundan bir süre önce Weeknd yeni albümünde birkaç şarkı hazırlarken Britney Spears'ın müziğinden ilham aldığını ve Britney'nin müziğini çok büyüleyici bulduğunu açıklamıştı. Beni yakından takip edenleriniz bu haberin benim için ne ifade ettiğini oldukça iyi anlayacaklardır. Biri son dönemlerdeki favorim olan tek erkek vokal, diğeri ise hayatımın neredeyse %90'ını oluşturan bir müzisyen. Bu müzikal işbirliğinin bünyemde oluşturacağı tepkiyi şu an tahmin bile edemiyorum. Britney Spears'ın avukatı Matt Rosengart, Britney'nin eski finans müdürü ve Vasilik ekibinin de lideri olarak görülen Lou Taylor'ın şirketinin Britney Spears'ın hayatını son 13 yıldır finansal ve diğer açılardan nasıl yönettiğini tam olarak araştırmaya başlayacağını açıklamasının ardından Lou Taylor soruşturmada hakimden adını ve şirketinin isminin geçmemesini ve avukat Matt Rosengart'ın bu kadar geriye dönüp araştırma yapmamasını talep etti. Bunun üzerine Britney'nin avukatı Matt Rosengart ise Lou Taylor'ın bu başarısız talebi çok şey anlatıyor ve saklayacak çok şey olduğunu gösteriyor dedi. Şu süreçten o kadar çok keyif alıyorum ki keşke karşılıklı olabilsek ve sizlere bu heyecanımı anlatabilsem. Tam 13 yıldır bir kadın bunlar tarafından sömürülüyor ve bir avukat geliyor sadece birkaç ayda tüm işi bitiriyor ve aynı zamanda adaleti sağladığı gibi Britney'nin 13 yıldır maddi anlamda sömürülmesini de yalnız bırakmayıp tüm dosyaların araştırmasını talep ediyor ve Britney'yi dolandıran herkesi tek tek fişleyerek hepsinin içeri girmesi için elinden geleni yapıyor. Avukat Matt Rosengart şuralarda bir yerde olsa gerçekten ellerini ve ayaklarını öpeceğimi söyleyebileceğim bir insan. Yolun açık olsun yiğidim ve gelelim o tarihi güne. Yani 12 Kasım 2021'e. 12 Kasım 2021'de Britney'nin yeni hayatının ikinci döneminin başladığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2008 yılından bu yana süren Britney'nin tüm maddi ve manevi haklarının sömürüldüğü, özel hayatının tamamen kısıtlandığı, kariyerinin yok edilmeye çalışıldığı, bir birey olmanın tüm ağırlığını elinden alan ve vasilik kararının Britney'nin mucizevi avukatı Matt Rosengart tarafından şu açıklamayla son bulduğu açıklandı. Yargıç Penny bugün Britney Spears ile anlaşmaya karar verdi. Bugünden itibaren derhal geçerli olmak üzere vasilik hem kişi hem de mülki açıdan tamamen feshedildi. Bu da demek oluyor ki artık hiçbir engel, şart, koşul olmaksızın Britney tam 14 yıldır süren bir karanlıktan sonra bir birey olmanın tüm haklarını geri kazanıp bundan sonra hayatının tek sorumlusu olarak yola yalnız devam edebilecek. 14 yılda onun tüm sorunlarının, yaşadığı tüm zorlukların şahidi oldum. Britney Spears video serisine başladığımda daha ilk partını bitirdiğimde bu deliği çok büyütüyorsun, bağımlı, akli dengesi yerinde değil, vasilik bu kadın için bir hediye, nesini savunuyorsun gibi yorumlar alıyordum. Video serisi bittiğinde ise Britney'e deli damgası yapıştıranlar artık Britney'i destekliyor ve onun masumiyetine inanıyorlardı. Ki Britney Spears video serisinde anlattığım her şey için komplo teorisi diyen bir sürü insan vardı. Nitekim Haziran ayında yapılan davada Britney'nin kendi ağzından ilk defa yaşadıklarını anlatmasıyla birlikte benim anlattıklarımın gerçek olduğu da ortaya çıkmıştı. En azından kendi ülkemde ya da Türkçe bilen herkesin gözünde Britney'nin algısını değiştirebilmiş olmak küçüklüğümde bana en çok katkıda bulunan ve bana o masum dönemlerimi hatırlatan bu insana karşı verdiği gücün karşılığını ödemiş gibi hissetmeme sebep oldu. Biraz olsun bu süreçte elimden geleni yapabilirim.
yapabildiysem, hayatının gerçeklerini en net şekilde aktarabildiysem, 14 yıl boyunca ona deli sıfatını yapıştıran kan emicilerin tüm oyunlarını binlerce insana duyurabildiysem bile benim için büyük bir kârdır. Hatta direkt olarak bu bir zafer. Bugünü deneyimleyebiliyor olmanın hazzını size anlatabilmemin keşke bir imkanı olsa. Videoyu kapatmadan önce Britney Spears video serisinde Britney'ye yaşatılanları hiçbir sansür olmaksızın açık bir şekilde anlattıktan sonra videolarım ve videolarımdaki anlattıklarım yabancı fanlar tarafından İngilizceye çevrilerek pek çok Britney Spears fan sayfalarında ve genel olarak müzik ve genel kültür paylaşan yabancı kaynaklarda paylaşılmaya başlandı. Sanıyorum ki bundan dolayı da videolarım Britney Spears'ın en büyük düşmanlarından biri olan ve aynı zamanda Vasilik ekibinin de lideri olan Lou Taylor'ın önüne düştü. Eski takipçilerim bilir ki videolarda Lou Taylor ve ekibinin Britney'e yaptıklarını açık bir şekilde anlattığım için Lou Taylor birebir olarak 3 videomu kanalımdan kaldırttı, 4 videoma telif attı, mail adresime bir tehdit maili gönderdi ve en kötüsü de kanalımı YouTube'a şikayet ederek kanalımın algoritmalarıyla oynadı ve bundan dolayı da Haziran ayından bu yana kanalımın bitmemesi, toparlanabilmesi için deliler gibi mücadele ediyorum. Kendisi beni YouTube'a o kadar çok şikayet etti ki tek bir content ID, yani telif ihlali yaparsam kanalım hiçbir açıklama yapmama izin verilmeden sonsuza dek kapatılacak. Ve bunun da tek sorumlusu Britney Spears ile ilgili gerçekleri anlattığım için, bunlara da şahit olduğu için beni susturmaya çalışan Lou Taylor'dı. O yüzden bu videoda Britney'nin zaferini kutlamakla birlikte Lou Taylor'a da bir çift sözüm var. Hey Lou, if you watching this video, this is for you. Evet arkadaşlar, kanalımı açtığımdan bu yana en çok zevk alarak yaptığım videoyla karşınızdaydım. Bundan sonra Britney'nin tamamen özgür bir şekilde tıpkı 2000'lerdeki gibi yaşantısına sahip olacağız. Bizleri çok güzel ve bir o kadar da yeni şeylerin beklediğine eminim. Britney'nin yeni hayatı ve yeni müziği için de oldukça heyecanlıyım. Bu haberden sonra umuyorum ki Britney'nin yeni müziği ve hatta Türkiye'de vereceği konserinde gelişmelerini bir gün sizlerle paylaşabilirim. Eğer kanalım bu videodan sonra da kapatılmazsa tabii ki. Videoyu beğendiyseniz Lou Taylor'a inat, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.